Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Değerli arkadaşlar, bugünkü sohbetimizin başlangıcında büyük müstariplere geçmeden önce yine birkaç mevzuya temas etmek istiyoruz. Bu mevzulardan bir tanesi Süleyman Aleyhisselam'ın rızık mevzuunda söyledikleriyle alakalı. İkincisi, İbn-i Mübarek radıyallahu anh'dan Eyüp aleyhisselamla alakalı bir anekdot. Kendi dileğine göre hareket etmenin nasıl sonuçlar getirdiğini anlatan bir mesele Eyüp aleyhisselamla alakalı. Üçüncüsü de Abdullah bin Abbas'tan Kehf suresinin 82. ayetiyle alakalı bir açıklama. Yani Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın yolculuğunda yaşanan hikmetli meselelere nispeten söylenmiş bir takım hikmetlerle alakalı. Önce Süleyman Aleyhisselam'ın rızıkla alakalı meselesine bakalım. Bu rızık konusu tabi olarak herkesi çok fazla meşgul eden, zaman zaman tedirgin eden ve insanı çoğu zaman ahiret aleminden koparıp alan, dünya meşgalesi içinde perişanlığa kadar sürükleyebilen bir hadise. Çoğumuz bu meselenin girdabına düşeriz, bu meselenin ızdırabını duyarız. Tevekkülle alakalı meselelerde çok ciddi hamleler yapamadığımız için, çok ciddi hamlelere gücümüz yetmediği için çoğu zaman bu meselede nefsimizin zebunu olmaktan kendimizi kurtaramayız. Aslında insan biraz ciddi olarak düşünebilse bu meselenin çok zor bir mesele olmadığını idrak edebilir ama nefsaniyet yönümüz itibariyle hadiseye çok ciddi şekilde temas edemiyoruz. Bu sebeple de rızık meselesinde hakikaten afakanlara varan problemler yaşayabiliyoruz. Hakikatte rızık da her şeyde olduğu gibi bir izafilik var. Yani bir şeyin çok olmasıyla az olması arasında çok fazla bir fark yok, izafi olmaları bakımından. Yani çok rızkı olduğunu zanneden, çok malı mülkü olduğunu zanneden insanların çok sıkıntılar yaşadıklarını gördüğümüz gibi, çok az şeylere malik olan insanların da çok sıkıntılar çektiğine şahit olmuşuzdur ve oluyoruz. Demek ki burada rızıkla alakalı meselede çokluk ve azlık sanmada oradaki tevekkül, rahmet ve bereket mevzuyla alakalı
meseleleri idrak edip etmememizle alakalı bir mevzu var. Şayet bunları idrak etmiş olsaydık, tevekkülün hakikatine vakıf olabilseydik, buradaki çokluğun izafi olduğunu hissedebilseydik, meselelerimiz daha kolay çözülebilirdi. Bu kadar ızdırap içinde kıvranmanın gereksizliğini de anlamış olurduk. Süleyman Aleyhisselam bu konuda buyuruyorlar ki, Hak Teala kullarının rızıklarını verir. Hiç kimseyi rızıksız bırakmaz. Rızkı yaratan Allah, rızıksız kul yaratır mı diye bir söz vardır. Madem ki rızkı yarattı, o halde onu kulu için yarattı. Yarattığı kula tahsis ettiği o rızkı da mutlaka ona verecektir. Ama bu mutlaklığın idrakine varamayan insanoğlu, sanki kendisi için ayrılan rızık kendisine ulaşmayacakmış gibi bir telaş içine girer. Dolayısıyla hayatı kendisine zehir eder. Süleyman Aleyhisselam, Hak Teala kullarının rızıkları verir dedikten sonra diyor ki, bu hususu tekeffül etmiştir. Bunu garantiye almıştır. Sen ister iste, istersen isteme. Yani senin için ayrılmış olan bu rızkı istersen iste, istersen isteme. Bu tekeffül altına alınmıştır Mevla tarafından. O sana verilecektir. Hiç telaş etmene gerek yok. İstesen de, istemesen de bu sana verilecektir diyor Süleyman Aleyhisselam. Vaad olunan rızık insana gelir yetişir. Ve devamında diyor ki, aşağı yukarı seyirtenleri, koşuşturanları görüyor musunuz? Onlar sabırsızlıklarından dolayı öyle yapıyorlar diyor Süleyman Aleyhisselam. Aşağı yukarı seyirtiyorlar, koşuşturuyorlar. Gün yetmiyor, 12 saat çalışma bile yeterli gelmiyor. Halbuki sana gelecek olan bellidir. Senin alacağın nefesler hesaplıdır. Boğazından geçecek olan nimet hesaplıdır. Ondan ne bir gram aşağısı ne bir gram yukarısı söz konusu değil. Neyse o. Onun için hiç sağa sola seyirtmenin alemi yok diyor. Mevla'ya güvenmekten başka bu konuda çare yok. Halbuki diyor, sabredip yerlerinde otursalar, Süleyman Aleyhisselam, sabredip yerlerinde otursalar, rızıkları gelip onları bulurdu. Tabi buradan tembelliği çıkarmamak lazım. Kader sırrı çerçevesinde bu hikmetlere inanmak lazım. Zira çalışmak ve tedbirli olmak da sünnet olduğuna göre, o da bunun içinde olmak kaydıyla bu cümlelere bakmak lazım ki buradaki hikmeti idrak edebilelim. Sabredip yerlerinde otursalar rızıkları gelip onları bulurdu. Yani asla bundan tembellik manası çıkmaz. Tevekkülün hakikatiyle alakalı bir mesele var burada ki insanların çoğu zaman gelip takıldığı yer burasıdır. Yani madem gelecek benim kıpırdamama ne gerek var? Öyle değil. Yani buradaki incelik çok daha farklı bir şey. Yani debelenmenin alemi yok. Yukarı aşağı seyirtmenin alemi yok. Sabırsızlıktan çatlamanın, patlamanın alemi yok. Sükunet içinde gerektiği kadar, gerekli şekilde hareket tarzı yeterlidir. Onun üstündeki hareket tarzı telaş, rızkı artırıcı değil çünkü. Boşuna çabalayıp da kendinizi sıkıntıya sokmayın demek istiyor Süleyman Aleyhisselam. Sabredip yerlerinde otursalar rızıkları gelip onları bulurdu. Allah'a güvenleri olduğu bir noktada tabii ki. Gayretle, çalışmakla rızık temini mümkün olsa, burada yukarıdaki manaya sanki ters bir şey söylüyormuş gibi Süleyman Aleyhisselam. Yani gayretle, çalışmakla, koşturmakla rızık temini mümkün olsa, nice kimseler ki
dünyalara sahip olmaya çalışırken ellerindeki de kendilerinden alınıverir, müflis olurlar. Yani çalışmakla oluyor diyen insanlar bunu da izah etmek zorundalar. Nice kimseler diyor, dünyalara sahip olmaya çalışıyor. Bütün dünya benim olsun diye öyle harıl harıl çalışıyor. Buna rağmen Mevla onların ellerindekini de alıyor. Yani çalışmayla rızık temin ediliyor olsaydı burada böyle bir şey olmaması gerekirdi. Bu kadar dünyayı ele geçirmek için çalışan insanın elinden her şeyi alınmazdı. İşte bunlar hikmete mebni olarak insanlara sunulmuş şeylerdir Mevla Teala tarafından. Yani işte çok çalışan filancıyı görüyorsun. Ben onu sıfıra müncer kıldım. Sıfıra indirdim. Bütün malını, mülkünü, her şeyini elinden aldım. İsterse kral olsun, isterse cumhurbaşkanı olsun, isterse dünyanın en büyük zengini olsun. Fark etmez. Mevla onun elinden o nimetleri alır. Hem kuvveti vardır, hem çalışması çok fazladır. Fakat buna rağmen rızkı tayin edilmiş olduğu için elde ettiği o şeyler kendisine alınır ve tayin olunan şey kendisine bırakılır. Onun için Süleyman Aleyhisselam buyuruyor, gayretle, çalışmakla rızık temini mümkün olsaydı nice kimseler ki dünyalara sahip olmaya çalışırken ellerindeki de kendilerinden alınıvermezdi. Müflis olmazlardı, iflas etmezlerdi. Ve burada çok güzel bir misal veriyor Süleyman Aleyhisselam. Baykuşla alakalı bir misal. Diyor ki, baykuşu görmez misin? Ne kadar kanaatli bir hali vardır baykuşun. Çok kanaatkardır baykuş diyor. Ne kadar mütevekkildir, ne kadar da sabırlıdır. Yani bir insanda olması gereken haldir aslında bu. Baykuşta olan hal. Son derece kanaatli, yani Rabbine güveniyor, son derece mütevekkil, tevekkül ediyor ve çok da sabrediyor. Böyle bir hayvanmış. Sabaha kadar diyor Süleyman Aleyhisselam, sabaha kadar baykuş zikreder. Sabaha kadar zikreder, sabah olunca gider başını bir kova sokar. Çünkü onlar gündüz uçmazlar. Genelde gece şey yaparlar. Ama gece de demek ki böyle bir halleri var. Sabaha kadar zikrederler bu hayvanlar. Sabah olunca da gider başını bir kova sokar. Hiç rızık peşinde koşmaz. Rızık peşinde koşmadığına göre aç kalması lazım, açlıktan ölmesi lazım. Hayır. Bu kanaatkarlığı sebebiyle diyor, bu tevekkül halinin çok olması ve çok sabırlı olması sebebiyle Mevla onun rızkını ayağına getirir. O deliğe sokar başını. Hiç rızık peşinde koşmaz. Ama Allah Teala daima onun rızkını verir. Onun rızkını ayağına getirir. Nasıl getirir? Mevla'nın kün emriyle, kün emri muvacihesinde olmayacak hiçbir şey yoktur. Yeter ki Mevla'ya güvenmeyi bir kul hakikatiyle idrak etmiş olsun. Hani Veli'nin söylediği bir şey var ya, Veli'ye sormuşlar, denizi yürüyerek karşıya geçmek mümkün mü? Evladım demiş, denizi yürüyerek karşıya geçmek kolay da, denizi yürüyerek karşıya geçebileceğine inanmak zordur. Eğer inanırsan geçersin. Ama inanmak taklidi imanın ötesinde olması lazım. Tahkiki imanla alakalı olması lazım. Hatta bu tahkiki imanı yakaladıktan sonra insan denizi yürüyerek karşıya geçebilecek hususiyetleri elde etse bile, o imkana sahip olsa bile bu sefer yürüyüp geçmez. O da ayrı bir edepsizlik addedilir çünkü. O noktaya gelmiş olan insan onu edepsizlik addeder, gemiyi bekler, ona biner. Yani vesilelere sarılınız ayeti celilesine ittiba üzere yaşamayı edebe daha uygun bulur. Yani böyle tevekkülü sonsuz derecede ileri safhalara taşımak mümkün. Tabii gücümüz nispetinde. Şimdi biz böyle bir hayatın içine dalabilsek,
Yani